Atakaş Hatay Spor, Galatasaray mücadelesinin devre arasında teknik direktör Reha Kapsal'la birlikteyiz. Hocam müthiş bir ilk yarı diyebiliriz herhalde değil mi? İki penaltı, biri kaçtı kapanış golü Kerem'den son saniyede devre biterken müthiş bir serbest Aksiyonu vuruş. Çok buldu, değil Aksiyonu bol değil mi? ama eleştirilecek Hikaya yanları oldu, da tabii. çok fazla bir başlı <laughs> teknik olarak. Çünkü iki takım da <laughs> çok yumuşaktı. 20 teknik adam Galatasaray'da 2-3 günde neler değişmiş Hepsini konuşacağız. Takım evet. oyununda da bırakacağız ama ilk devre itibariyle neler söylersiniz? Ya tabii 2-3 günde çok şey değişmez yani bir takımda. Mutlaka eski alışkanlıklar sağ için yer alır. Bazı şeyler tabii ki takım yani dün Fenerbahçe hı hı. maçı için de konuştuk İsmail Kartal için de. İşte takım duran top organizasyonu, rakibin nasıl olacak, bunları kim kullanacak? Kaldı ki parantez içinde bu organizasyonda doğru bir karar verilmemiş. Yani Galatasaray 1-0 öndeyken Patrick o penaltıyı e, atmaz yani. Orada çıkıldı atar, Kerem atar, Halil atar, Emre Kılıç atar. Hani en son Patrick atar. Zaten Kelim. topa gelişinden biz odada kalabalık izliyorduk hocam. Herkes ben, kaçacak bu penaltı. Ben de yalnız Neyi seyrediyordum. <laughs> Benim gibi bana göre Galatasaray'lı çoğu taraftar da televizyon başında yani Aynı atamayacak için. duygularına evet. kapılmıştır. Çok kötü penaltı attı kullandı Hı -hı. bir de. Yani orada mesela Galatasaray 2-0 öne geçip daha kontrolü, daha rahat bir oyunda oynayabilirdi. Bu ne oldu? Penaltı olmasa belki Atay Spor o kadar daha saldırgan olmayacak. Niye? Yani orada 1-0'dan sonra oyunu de hanem yani oyunu kontrolünü eline sağ e, e, eline geçirmişti Galatasaray. Orada 2'yi de bulmaya çalışıyordu. Hı hı. Şimdi siz ikinci golü penaltıdan kaçırınca bir gol kaçırsanız bu kadar etki olmaz Hatayspor'da. Şimdi orada hem penaltıyı kaçırıyorsunuz. Kaleci kurtarıyor. Ondan sonra tekrar rakibi motive ediyorsunuz. maça ortak ediyorsunuz. Tabii, Tabii ki e, şunu da söyleyelim. Yani eee Galatasaray ilk yarı rakibine pozisyonla verdiği hatalar yaptı. Özellikle çok geniş alanda atak sonlandıramadığında hı hı topu kaybettiğinde yakalandı. Yani baya pozisyon verdi. Onu da söylemek gerekir. Hem savunma dörtlüsü hem de genel takım savunmasına ciddi zafiyetler yaşadı. Ee, hemen istatistiklere de bakalım. Toplu oynamada %53'e %47 Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. Atakaş Hatay Spor 5, Galatasaray 3 köşe uçuşu ki sayılar oldukça fazla iki yarı itibariyle. İkili mücadelelerde de %55'e %45 Galatasaray'ın üstünlüğü var. E, defansif yönden de bakarsak 4 top kapma, 4 pas arası 11 uzaklaştırma, 4 şut engelleme Galatasaray'ın istatistikleri 1-5-6-2 top kapma pas arası uzaklaştırma şut engelleme Atakaş hatayspor'da Spor'da paslara da bakalım hocam e, yakın rakamlar isabetli pas hatayspor 120 Galatasaray 148 pas isabet oranı %83 Galatasaray'da 11'lerde ortası varsa iki takımın rakip sahada pas ortalaması da 66 rakip ceza sahasında topla buluşma Hatay Spor 21 Galatasaray 13 bu rakam ne enteresan hocam. Evet. 6 şutu var Hatay Spor'un 3'ü isabetli Galatasaray'ın 4 şutu var 3'ü evet Bir de 21 kere tabii Hatay Spor evet. ceza sahasında, sahasında topla buluştu çok rahat geldi. Çok fazla değil mi hocam? Ya az önce söylediğim ki şimdi Galatasaray'ın özellikle bir pres kültürü çok oturmadı bu sezon. Hı hı. Yani Avrupa'da mesela daha çok ne yaptı hep konuşuyoruz topu rakibe bırakıyor daha derinlemesine bir savunma kendi yaralığında topu e, karşılayıp oradan hızlı ataklarla ucum yapan bir e, Galatasaray takım vardı. Tabii Hatay Spor şimdi hem 1-0 öne geçmişiz son tabii ki e, dakikalarda Kerem birinci sınıf bir frik kattı golden sonra yine topu rakibe bırakıp yani ilk yarı çünkü çok pozisyon verdiniz. Çok geniş alanda yakalanıyorsunuz. Hı hı. Savunmada Alpaslan çok büyük hatalar yapıyor, pozisyon hataları yapıyor. Şimdi beraber partneri Nelson yok. Tabii ki Alpaslan tercih olacak. Luyndama da yok ama sarı kartı erken aldı. Tabii sarı kartı aldı. Bir de e, yani çok birlikte savunma yapmadığınızda bu hatalar da boya da öyle. Savunması çok hı hı. güçlü bir oyuncu değil... Evet atletik ucuma giden bir oyuncu. E Patrick de öyle. Savunması güçlü bir oyuncu değil. Tek orada yani Marko'ya kaldı o dörtlü de savunma hamleleri. Yani bu anlamda bilmiyorum bunu İspanyol Hoca Dominik'e söylemişler midir? Yani bu takım Galatasaray takımı çıktığında özellikle hücumda atak sonlandıramadığında hele deplasman oyunlarına çok geniş alanda yakalanıyor, pozisyon veriyor. Daha topu rakibe bıraktığında, daha derinlemesine bir savunmada, daha bir kompak hal aldığında, savunma halinde çıktığında daha etkili oluyor. Atay Spor keza büyük takımlarla oynadığında bu hata hep bir hı hı. şey hatırlarsan. Yani geriye düştüğünde yani stoperler orta sahaya kadar çıkartıp çok ıı, öne çıkmak istiyor. Çok denge suçumlar yapıyor. Yani bunu Galatasaray takımının önde baskı yaptığınız ucumda tam kalabalıksınız. Alamadığınız. Cüneyt mutlaka orta sahaya Galatasaray takımının gelmesi gerekir. Çünkü hücumda hem Halil çok etkisiz bir kere. Hiç sahada yok gibi. Emre evet golasyonları da değerlendirebilir. Değerlendiriyoruz. Hayır hocam. bağlantıya da gelmiyor. Üçlü orta sahaya 4-1 4-1 gibi e, Galatasaray oyuna <laughs> başladı. Cüneyt. Yani Halil o bağlantıya gelmiyor. Pasta yok. Çok stoperleri teslim oldu. Biraz daha içeride Emre'nin orta saha bağlantısına gelmesi gerek. Çizgide kalmayıp. Yani daha iç koridora girip bir sayısal çünkü rakibe, rakip de 3 orta saha, sen de 3 orta sahasın. Bir sayısal üstünlük sağlaması gerekir. Çünkü Galatasaray yani, orta sahada Cornellis örneğini vermiştiniz. Tabii tabii, tabii tabii. Tabii tabii. Çok doğru. Hem Halil'in gelmesi gerek. Geri <laughs> gelmedi çizgiden sağ çizgide çok yani attığı golde zaten ikinci santrafor gibi Emre Kılıç girdi. Emre. Çok doğru bir Koşu yapıp bitiriciyi de kullandı orada. Daha ama pas özellikle trafiğinde <laughs> içeri girmesi gerek. O half space dediğimiz ucunda iç koridorda buluşması gerekiyor. Yine diyor şey için söyledikleriniz bu. Tabii tabii gibi aynen hocam. Kerem de aynı şekilde çünkü orta saha yani orta sahaya Hatayspor ele geçirmiş durumda. Hem büyük sıkıntı o zaten. O köprüde bir dengesizlik var. Yani hem Taylan hem Berkan hem de Çıkıldı. Ben yani onların da performansı çok iyi değil. Şimdi bu kadar kötü performansla işte beceriyle Kerem fark yaratıyor. İşte aynı şekilde Emre zaman zaman biraz daha ama Galatasaray hem ucunda top kalıp hani Kerem ad hı hı. Hızlı atletik oyuncu direkt kaleye gidiyor. Ama Halil o bağlantıya gelip Emre de gelip o pasla hem orta sahayı da bir den dengesini yani orta saha bir peşinden koşmaktan bana göre çok efor sarf etti. Bir orta saha dengesini o pas trafiğiyle sağlaması gerekir ki hem yeri geldiğinde işte ilk goldeki gibi Patrick de ucuma çıksın. Ee, Sabek aynı şekilde... Hı hı. E şasa şa, boya da Boy. çıksın ondan sonra yani ikisi de mesela ucuma da çok az çıktı çünkü önde ve orta sahada top kalmadı hamle şansına bakalım hemen Galatasaray'ın hocam yedekler Yedlin Gustavo ki çok düşünülmüyor tabii ki Ömer Bayram Morutsan, Atalay Aytaç Bartu Oğulcan Barış Alper Yılmaz Dede kulübesi böyle. hani evet, şimdi, Kim şu, girse oyunu hareketlendirir diye bakıyorum evet, ama. Şu anda bir Belki hamle yapmayabilir ama oyunda bazı şeyler az önce söyledim ya topu Hı -hı. rakibe bırakıp daha orta sahada karşılayabilir. Çünkü Boya'nın kanatından da e, Kamara çok geldi dikkat ettiysen. Evet. Yani Emre'nin birazcık daha orayı kapatıp ve de 4-1'i 4-1'de iç oyuncusu olarak işte çıkıldı. diğer yandan Hı -hı. Berkan önde Kerem patreye sol tarafa yani o üçgenleri, alanları doğru kapatması gerek. Çok dediğim gibi geniş alanda yakalanıyorlar ve oradan çok top getirmeye başladı Galatasaray Spor. Evet ciddi pozisyonlar da kaçırdı Galatasaray Spor ama Galatasaray'da penaltıyı kaçırması dediğim gibi 2-0 farklı şeyler söylenir. Daha gardını düşürürsün rakibin. Tabii 2-0'dan da dönüş olabilir. Yok mu? 3-0'dan da dönüş var evet. ama 2-0 ya yani 1-0'dan farklı skora. Yani Hem penaltı atıyorsun. Moral motivasyonu şimdi kaçırarak yükselttiğin rakibin daha moral ve motivasyonunu kıracaksın 2-0'da. Daha risk alacak, daha fazla öne çıkacak bir atay spor olacaktı oyunda. İkinci yarı özellikle dediğim gibi oyuncudan daha farklı oyunu Galatasaray'ın. Yani Avrupa'da bir oyun ezberi var doğru oynadı. O oyun ezberiyle Hatay Spor ikinci yarı daha risk aldığında daha fazla Emre ile Halil ile özellikle Kerem'le... E, ...pozisyonda üreteceğini düşünüyorum. Çünkü 1-1 bir, iki bir dense 2-1 soyunma odası. Avantaj. Bir de, farkı var. Bir de şimdi bak 1-0 penaltı kaçırıyorsun. ...pozisyonlar veriyorsun... ...bir bir oluyor. Hı hı. Şimdi böyle bir soyunma odasına gitmek var Cüneyt... ...yani bu konuya değiniyorsun zaten... ...ama çok önemli artık... E, ...dakikalar işte bitecek falan... ...orada bir tane firki kazanıyorsun... ...o serbest vuruşta Kerem... E, ...çok doğru kullanıyor... ...iki bir girmek tabii ki... ...bu geçen bir 45 dakikada çok önemliydi Galatasaray adına... ...dediğim gibi ikinci yarı... ...yani bilmiyorum orada... E, ...ekibinde var mı, kimi oyuncular mı vesaire... Yani biraz daha topu atayı verip risk alacak böyle bir kontrollü oyun. Burada kontrollü oyun pasif oyun demek değil. Sırf hı hı. savunma yapmak, geriye yaslanmak değil. Bazı oyunlarda, bazı dakikalarda bunu yapmak gerekir ki Galatasaray özellikle deplasman oyunlarında zaten bu sezon yani bundan evvel oynanan oyunlarda ciddi sıkıntı var. Yani işte sonuç deplasmanında mesela gol atamamış bir tek. Onun evet. için burada bir de bu maçtan Galatasaray'ın ileride bir şeyler söylemesi için mutlaka galip de gelmesi gerekir. Dediğim gibi bu biraz daha taktiksel anlayışı ikinci yarı ilk yarıya göre değiştirip daha farklı oyunla daha rahat pozisyonlar da Atay Spor, Spor'a karşı bulabilir. Hocam ilk yarıda iki penaltı vardı. E, Galatasaray penaltı vuruşundan yararlanamadı. Hatay Spor eşitliği sağlamıştı. Erkan Öz var maçın hakemi. Nasıl buldunuz hakemi ki ikinci penaltıyı evet, e, var incelemesinin ya, ardından var. Takımı oyuna izledim. bırakalım. bırakalım. Yani Kerem, Ama pos, genel anlamda nasıl buldunuz? Ben bir şey yalnız söyleyeceğim. Kamara. Ya Kamara Çok ilk, itiraz etti hocam. Ben anlamadım. Yani Kamara'yı bir kere ilk alparslanla bir ikili mücadele girdi Hı -hı. hatırlıyor musun? Yani orada mesela kart göstermesi gerek Kamara'ya. Kameraya kart göstermedi. Sağır da bayağı tartıştı. Tabii Alparslan'ın yani. üzerine yürüdü, İtişme itti falan. Alparslan fazla bir şey hareket Futbolun yapmadı. Futbolun içindeki bir evet. ikili mücadele evet. değildi evet. yani. Evet, falan. Aldı bunda. Yani bir atmosferi gerdi orada kamera. Hı -hı. Mesela orada kart gösterecekse kamera. Arkasından Boya ile yaptı. Yine ikili mücadelede. Toptan sonra. Ben Boya'nın niye kart gördüğünü anlamadım. Biri varsa o, anlatsın sanki, bana. Sanki Şimdi... orada Boya da ittiriyor ama ilk de başlatan. Hayır. Başlatan, başlatan o. Arkasından ya yani dirseğini çıkartıp neredeyse böyle vuruyor. Hafif itiyor kendini savunuyor da. Yani görüntüler gelince ben, daha net bakacağız. Ona, yani ben e, yani kameranın normalde ilk 45 dakikada atılsa kimse yani niye atıldı demez. Orada boyaya da gösterdiği sarı kart yanlış. Diğerlerine takım oyuna bırakalım hepsini. Evet, iki penaltıyı da inceleyeceğiz. Kerem'in pozisyonunu de, inceleyeceğiz. de pozisyonu var. O pozisyonuna da, da bakacağız. E, İsmail eğer ya bir şey olursa şimdi 3 kulvarda sezona başlıyorsunuz. Bir şey olursa İsmail bu kaleyi doldurur mu doldurmaz mı? Yani Okan gideni Şimdi ile de zaten eşdeğer değil Okan'la İsmail Çipe'de. Ama dersin ki yani gittiğinde yani bir şekilde kaleyi de bir kaleci oynaması gerekir. Bu Okan mıdır İsmail mi? Bu riske alayım mı almayayım mı? Yani bana göre sezon başı orada e, daha yapılan bir hata var. Yani kadro oluşumunda İsmail'in değil Mustahil'in yediği Okan'ın olması gerekirdi. Futbolcular yavaş yavaş sahaya gelmeye başlıyorlar. Son olarak Moruz sana sorayım hocam. Yedek başlaması zaman evet. zaman Fatih de. Edektı bıraktı bu konuşuluyordu veya evet. oyundan aldığında devam etmeli mi, ısrar etmeli mi Morussan üzerinde diye. E, yeni Hoca da Osmane'de ilk maçta yedek bıraktı evet. Morsal'ı. Ve evet. Fatih Hoca da web sağ çizgide oynattı. Sonra orta sahada <laughs> kullandı. Hatta ben de o zaman söylemiştim 8 numara profilinde hatta 10 numara profilinde bir oyuncu diye. E, tabii orta sahada hem Hatay Spor deplasmanı yani şimdi Dominik'in iki tane yine altı numarayla tabii o üretkenliği ve pas oyunu da etkiliyor. Bunu da söyleyelim. Erkan Taylan çıkıldığı da her her Kamp, bana göre hastalıktan sonra Covid hı hı. geçirdikten sonra çok geriledi. O da oyunda hiç yok. Galatasaray orta sahası evet. hiç yok zaten oyunda. Yani büyük sıkıntı o. E şimdi Emre Kılıç'ı sağ çizgide oynatmış ucunda. Yani Morussan'ı yerine Emre'ye görev vermiş orada. Yani Morussan, Ki Emre'yi tabi, Emre yapan tabi. çizgide oynuyor ya, yani. Morussan'ın biraz daha çabalaması oradaki gerekir. Oradaki oyunuyla Yani yetenekli oyuncu hı hı. oyunun bir bölümünde oynuyor. Genelinde oynaması gerekir. Ee, bir de kuvvete de ihtiyacı var. Biraz kuvvetsiz. Çıkıldığa da öyle. Yani çıkılda hastalıktan döndü ama dayanıklılığı evet oyun içinde var. Morussan gibi de ama onun da kuvvete iyi ihtiyacı var. Galatasaray ee, takımda. ilerleyen dakikalarda e, skora duruma göre Morussan hamlesi. Tabii bu özellikle eee benchte, yedek kadroda hamle oyuncusu olarak kullanılabilir. Bakalım Ömer Erdoğan nasıl bir hamle yapacak takımı 2-1 geride Çünkü bu sezonun flash takımlarından tabii. biri Hatayspor. Daha fazla risk kaldıracak takım. işin gelci oyunda kötü oynamadı. Bana göre son final pasları ve o bitirişte sıkıntı yaşadılar. Biraz daha becerili olsaydı ucumdaki oyuncuları mesela de yok, özellikle tabii tabi son vuruşlarda o beceriyi gösterseydi Hatay Spor çok ciddi, Daha maçı, maçı da Lovanize Lovanize. Ankara bir gol Ankara yani. gelen çok net pozisyon kaçırdı. Maç yani ilk birinci tabii, net tabii. pozisyonu o yani bir Sonra tabii, maç. Tabii, sonra Berkan kaçırdı Galatasaray evet. adına. Yani daha fazla risk alacaklar. Bu riski alırken de doğru alması gerekir Spor'un. çünkü geçmişte böyle tecrübeleri var. Bu presi doğru yapmadığı zaman özellikle büyük takım maçlarında çok rahat rakiplerine pozisyon verdi ve mağlup da oldu. Hı hı. Bunu daha doğru bir şekilde Galatasaray'ın esasen yani devre arası bunu doğru bir analiz edip Dominik ve bana göre teknik eğitim yani bu analizden sonra ikinci yarı topu Ataş Spor'a bırakıp kendi yer alanından daha doğru oyun planlamasıyla çıkarsa bence Galatasaray daha rahat pozisyon bulur. Öne çıktığında tabii ki bulur ama daha fazla riske alacak hepimizin bildiği gibi 2-1 geride hı hı. ve de ilk yarı pozisyonda bulmuş. Aynı şekilde Ömer Erdansun'un ne, ne diyeceksiniz? İkinci yarıda aynı şekilde saldıracağız. İlk yarı kaçırdığımız pozisyonlarda daha beceri gösterip o golleri atacağız diyecek, de, de, diyordur, diyordur. Ben e, yani Galatasaray'ın özellikle bana göre maçın skorunu ve oyunun gidişatını Galatasaray'ın ikinci yarı top rakipteyken doğru planlamayla e, ve kendi yararında bekleyerek böyle bir anlayışla oynarsa daha doğru ve skoru da alabileceği bir oyun anlayışı olacak diye düşünüyorum. İkinci 45 dakika başlamak üzere ama son şunu da soracağım hocam. İlk yarıları adettendir, teamüldendir. Çok fazla eklemez hakemler. Sevmezler de çok bariz bir... E zaman kaybı olmadığı sürece 1-2 dakika eklenir. Hatta o süreyi maçın sonuna eklemeyi tercih eden hakemler de olur tam 45'i bitirip. 7 dakikalık bir uzatma vardı. O uzatmada da golde geldiği için evet, konuşuluyordur. Doğru gol gelir gelmez. Çok doğru. Normal miydi? normal normal. Hocam? İkinci yarı o eklenme eklenmez. İlk yarı ne kadar 7 Hı -hı. dakika durdu. Çok doğru bir yani uzatma. 6 dakika herhalde değil mi gösterdi? 45 6, 6, 6 yaptı. 7 7, 7 75 dakika, dakika sanırım. Bir, bir daha uzatmada o free kick serbest vuruş hani Kerem'in attı. Orada, oraya da denk geldi. Evet. Bir daha uzatma. Hepsini doğru yaptı o uzatmalar hı hı. uzatmanın içinde uzatmayı çok doğru Ekrem Hoca oynattı. Bir de ekran üstüne bakmamak lazım. Hakem çünkü kendi saatine bakıyor, tabii, durduruyor tabii. veya devam ediyor. Doğru doğrusu, kendi doğrusu, doğrusu. Hakemin saatini bilemeyiz doğrusu. yani orada ya gösteren oyuncu, oyuncular bilecek. bilecek. Yani Galatasaray, üzerinde genel bir şey söyleyeyim. Oyuncular evet. bilecek. Yani öyle eğer e, saha içinde abartacaksa, exagere edecekse, oyun durduğunda, ettiğinde, ayam şuran vesaire diyecekse hakem de onu Tabii. Hakkı bu. Hangi takım gol atarsa atacak. Takım oyunda devam edeceğiz. Skorboard başlıyor sözlerden bitikte.